Arkadaşlar, yerler ıslaksa çok ön frene asılmayın. Önce arka, sonra hafif hafif önü yoklayın. Sonuçta iki tekeriz yani. Allah korusun. Hatta bir anı aklıma geldi. Onu da paylaşayım sizinle. En son biliyorsunuz uzun yol, yani bilenler için söylüyorum, uzun yolu Eskişehir yaptım ben. Rodajı tamamlamak için ara sokaklarda bitmiyor. Rodaj 809 kilometre ara sokaklarda bitmez haliyle. En son Eskişehir'e giderken biliyorsunuz ilk durak Polatlı'dır her zaman. Polatlı'da bir mola vereyim dedim. Mola verirken işte bilmiyorum reklam olur mu? Shell benzinliğe girdik. Ben Shell'den alıyorum, bilmiyorum Shell'den al diyorlar ama herkes Shell diyor. Yani nedendir bilmiyorum ama oradan alıyoruz. Neyse. Aldıktan benzinlikten çıkacağım. Oh. Benzinlikten çıkacağım. Benzinliklerin, istasyonların zemini maşallah buz pateni. Kayıyor. Harika yani. Tam çıkarken çok hızım da yok. 5 ile 10'la gidiyorum. Yani istasyonu terk edeceğim. Zaten ana yol var. Işık yanıyor. Arabalar falan. Ondan sonra artık ıslak mıydı yol? Yağ mı vardı? Ne oldu? Göze mi geldik? Ondan sonra hafif bir ön fren, cart yerdeyiz. Yeri öptük yani. Yeri öptük. Moralimiz bozuldu. Canımız sıkıldı tabii biraz. Yani o yüzden dikkat edin arkadaşlar. Benden size bir abi, bir kardeş tavsiyesi. Benzinliklere girerken çıkarken aman diyeyim. Ön frene fazla asılmayın. Vallahi anlık oldu. Motoru tutamadım bile yani. Hafif böyle hop bir baktım. Yani 5 ile 10 ile bile değil. 2 ile 1 ile gidiyorum yani. Hani böyle yani şu hızımın belki 20'de 1'idir yani. Ön frene hafif dokunmamla yeri kucaklamamız bir oldu. Arkamda artçı vardı. Bir arkadaşım vardı. O da ne oldu diyor. Ne oldu? Yeri öptük. Allah'tan bir şey olmadı yani. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Bu anı da aklıma geldi. Şimdi yer ıslaktı az önce de. Yani yerin ıslak olması vesaire tabii dikkat edin ama bu istasyonlara girerken çıkarken dikkat edin. Zeminleri yani buz pateni gibi muazzam bir kayganlık var yani böyle. Sakın ön freni sıkarak girmeyin yani. Hafif hafif arkaya dokunun. Hızınızı azaltın falan filan işte. Ondan sonra yumuşak hareketlerle